Selamünaleyküm arkadaşlar. Yusuf Erdem Doğa ve Arıcılık kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarıma like atıp, yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Bu damdaki bel fasarımız biliyorsunuz. Zaten takipçilerim biliyor. Bunu en son beslediğim bir video vardı. O zamandan beri beslemiyorum. Sadece cumartesi biraz şerbet verdim. O zamandan beri hatta şuraya petek koymuştuk. Duruyor. Yine petek vereceğim. Şöyle takım taklafat burada. Şerbetti. Kek var. Şurada da balımız var. İçinde. Petekli balım var. Yine arıya besleyeceğim. Arı agresifleşti. Neden agresifleşti bilmiyorum ama. Yani benim kılıç arısı bu kadar saldırmıyordu. Arının yavrusu arttı. O yüzden saldırıyor olabilir. Yani yavrularını kıskanıyor olabilirler. Hava sıcak. Adana'da hala hava sıcak. Yani hatta şöyle söyleyeyim, ben gece klimayla hala klima çalışıyoruz yani evde. 10 derece sıcak yani. Geceler serinledi ama dediğim gibi hala sıcak. Evet. Bugün %99 beni iğneleyecekler. Çünkü şöyle göstereyim. Bakın saldırıyor bile. Şöyle yavaş yavaş hareket ederek bir video çekelim. Şuraya koyalım onu. Kasnağı alacağım bugün. Herkes kasnağın ne işi var, kasnağın ne işi var diye soruyor. Kasnağı deneme için öyle koyduk ama kasnağı bal çekmedi. Stok yapmadı yani. Şöyle göstereyim. Şurada az bir şey var. Şekerli bal. Bu adam da geliyordur tabii ki. Ama en son çırpacağız. Şöyle bir koyalım. Evet, şimdi bura eşek arısı için açık büfe oldu. Hafta sonu denizdeydik. Güzel balık tuttuk, 30 kiloya yakın. Ama grip de olduk. Çünkü deniz kenarı çok aşırı soğuktu. Sabaha kadar denizin attığı odunları, modunları hepsini yaktık. Lastik de yaktık. Isınmak için ateşin başında biraz uyudum. Tabii sabah, gece de sabah da suya girdik. Yani sadece şortla girdik, üstümüzü çıkarıp. Su sıcak ama dışarı soğuk. Evet, şu çıtayı hatırlıyorsunuz, şurada az bir şey kemer vardı, verdiydim. Biraz kemer yerini uzatmışlar, bal tarafını aşağı doğru uzatmışlar, görüyorsunuz. Dediğim gibi balıkla da güzel balık tuttuk. Hatta bir fotoğraf attım, büyük bir balık var, 3 kuyruk balığı tuttuk. Kefal mefal levrek tuttuk bayağı. Öyle. Ama gripte olduk yani, o soğuğu yedik. Evet, şöyle bu çıtadan haberiniz yok. Şu çıtayı ben cumartesi günü verdim. Yani cumartesi, pazar, pazartesi bugün. Bak 3 gün olmuş. Hatta 2 gün olmuş diyelim. Hatta 2 gün bile tam olmadı daha. Bakalım ne var ne yok. 2 günde. Bu çıta boştu. Yani boş derken şurada. Anarı burada geziyor. Demek yumurta atacak. 60 bile. Maşallah. Ya bu geçen şerbeti verdim de bu peteği verdim. Bakın anaları burada. Nerede? Nereye gittin kız? Anaları burada bir yerde ama nerede? Evet, şurada bakın. Sarı boyalı Belfast diye aldığımız kraliçemiz geziyor. Neyse, şöyle koyalım da. Ama günlüklerini size şöyle bir göstereyim. Evet. Günlükleri görüküyor. Hemen temizlemiş. Temiz zaten. Hemen yumurtayı koymuş. Çok güzel. Dediğim gibi kasnağı da aldığım zaman arı daha yoğun basacak peteğe. O zaman daha iyi olacak. Şimdi yavru durumuna bir bakalım.
Köye gitmedik. Köydeki arılara bakmadım bu hafta. Abisi şimdi tam bakılması zamanı. Beslenip onlara biraz yavru yaptırmam lazım. Çünkü çok zayıflar. Böldüm. Herkes diyor ki ona sarı, ona sarı. İşte bölme yani dedim, bölme. Geç böldüm. Çünkü arı satınca azaldı mevcut. Mevcut azalınca dedim biraz arı çoğaltalım bari. Evet maşallah. İşte görüyorsunuz paket yavru. Şöyle döneyim biraz. Paket yavrusu. Beslersen böyle oluyor arkadaşlar. Müthiş. Bu patladığı zaman bir çıta daha ister. Bir de arkasını çekelim. Evet buradan çıkanlar var. Şu taraf çıkmış. Patlama olmuş. Kompresör çalıştı, onu kapattık. Evet ona bakmaya gerek yok. Şunu bir diğer çıtayı çekelim. Beslememizin karşılığını alıyoruz aslında. Hani boşa gitmiyor paramız. Yani bu arı maşallah çok güzel. Bir tanesi yorum atmıştı. Geçen paylaştığım videonun altına. O arı kuştan çıkmaz, o zayıf diye. Demek ki köydeki arılar görse. Sen arıcı mısın der, çıkar. Abi 3 çıt arı. Abi birleştiririz gene çıkartırız Allah'ın izniyle bir şekilde. İşte zevzek zevzek konuşuyorlar. Bildikleri bir şey yok. Kanalına baktım hiçbir şey yok. Evet paket yavru. Bakın ikinci. Bu ikinci paket. Maşallah. Bu da patlarsa. Kat veririz herhalde bu arıya. Eşek arısı da geldi. Bu arıya bir petek daha ister gibime geliyor. Evet zaten ana arı hemen yumurta yattığına göre o da biliyor içerideki faaliyeti. Ona göre geliştiriyor. Bu yavruyu yaptırmak için ne yaptık arkadaşlar? Zaten videolarımı izliyorsunuz. Yeni izleyenler de abone olsun. Birebir şerbet verdim. Her gün yani her güne yakın verdim. Ve bu şekilde ana arıya işçi arılar yavru attırdı. Tabii ki dışarıdan da güzel polen geliyor. Burası Adana. Şehrin içindeyiz, merkezdeyiz. Şakirpaşa Havalimanı'na yakınız. Sanayideyiz. Bilenler bilir. Evet burada günlükler var. Larvalar var. Şöyle göstereyim hemen. Evet. Larva, günlük. Şurada günlükler var. Güzel. Hatta şurada bile larva var yani. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz herhalde. Çıkıyor kameraya. Şurada da bakın. Burada biraz polen var. Şurada günlükler atmış. Evet. Güzel. Bu da sondan bir önceki çıta zaten. Müthiş bence. Bir de duvar çıtasına bakalım. O da ballıydı. Fullemişlerdi balı. Kısa bir video atmıştım ama yine de bir bakalım. Dediğim gibi arı agresifleşti. Saldırıyor. Biraz da ben hızlı davranıyorum herhalde. Sakin olun. Sakin olun. Bir şey yaptığımız yok. Bakıyor sadece. Yani bu arının belfas olduğuna da inanmıyorum. Saldırıyor. Evet, maşallah yerinden kalkmıyor. Şurası polen. Üst tarafı. Kışlık balı arkasında. Şöyle döndüreyim. Düşüreceğim yoksa. Fullemiş arkaya arkadaşlar. Tamam. Kurcalamaya hiç gerek yok. Yine besleme yapacağız. Yavru. O gördünüz o yavru. O yavru patladığı zaman aç kalmaması için. Şimdi işin kötü yanı burası Adana olduğu için. Yani sıcak bir iklim olduğu için. Bak şöyle elimi salladım mı saldırıyorlar. Bu ocağa kadar yavruya devam edecek. Hatta ocakta da hiç yavrudan kesilmeyecek. Çünkü Adana sıcak olduğu için. Bir de burada duvarın kenarında damda olduğu için. Daha sıcak olduğu için yavruyu kesmeyecek. Yani bu çıtayı şey kovanı doldurur herhalde bu gidişle. Şu kovanı değiştirmeyi düşünüyorum. Altını açacağım. Yani bu bahara kadar beslenecek. Hatta Mart'a kadar beslenecek. Katı bulur. Artık ya köye götüreceğiz. Ya da burada kalacak. Bir şekilde bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi beslemeye geçeceğim şu çıtaları. Bir düzenleyeyim önce. Beslemeyi de geçen keki üzerine koymuştum çıtaların. Arkadaşlar diyor ki öyle kek bozulur falan. Sabaha kalmadık ki kek bozulsun.
Yani 3 saat öğlen yapmıştım o videoyu. Öğlen çekmiştim. Saat 4'te çıktığımda yarısını bitirmişlerdi. Sabah geldiğimde bir şey kalmamıştı zaten. Arı güzel çalışıyor. Tabii dışarıdan polen gelmesi çok önemli. Yoksa verdiğim şerbeti kütük gibi oraya tutturur bırakır. Köklerler. Ama dışarıdan yavru geldi, polen geldiği için arı çalışıyor. Anaları burada tekrar göstereyim bir. Ben bunun belfas olduğunu artık inanmıyorum. Karniyol diye düşünüyorum. Çünkü yavruların çoğu siyah. Sesin de değişti kripten dolayı. Evet, şurada bir yığılma oldu. Bir duman gerekiyor aslında buna. Artık öyle 3 tarı değil. 3 tarı nerelere geldi? Yani 2 ay gibi bir sürede geldi. Tam bir gününü öğrenmem lazım. Mesajlara bakalım. Adamla yani mesajlaştığım zaman duruyor. Yarının ne zaman geldiği tarih belli zaten. O zaman bakarız. Tam bir tarih söylerim. 2 ay mı oldu, 2,5 ay mı oldu, yoksa daha mı az, daha mı çok. Gün olarak hesaplamamız lazım. Şu araları açık. Şuradan ittireyim biraz. Şuradan ittirelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Şunun içindeki petekleri sizinle beraber vermiştim zaten. O videoda vermiştim. Şöyle boşaltayım. Evet. Buraya yeni petekler koyacağım tabii ki. Tertemiz etmişler zaten. O zaman da zaten bir günde çekmişlerdir onu. Uzun süre kaldı. Yine tabandan vereceğiz balları. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim hemen. Şöyle ballı petek. Şu kutunun içine koyacağız yine. Şurada güvelemişti. Buzlukta. Güvesi gitti. Şimdi bir tanesi de yazmıştı o videonun altına. Kovanın içine bak, çöplük gibi yazmış. Ona göre çöplük, evet doğru söylüyor. Kimine göre çöplük, kimine göre besleme. Onlar işine baksın. Bir tane videosu yok. Geçmiş konuşuyor. Yani oraya yazınca kendini paşa şeyi sanıyor mu? Atığı sanıyor mu? Boş konuşuyor, boş. Boş konuşuyor. Geçsin araya şöyle besleme yapsın. Bak şöyle ballı bir besleme yapsın da konuş. Öyle konuşsun. Bakın şöyle. İçindeki balın güzelliğine bak. Orijinal bal. Hemen atlıyorlar, yemeye başlıyorlar. Çöplükmüş. İşte öyle adamlar, boş konuşan adamlar. Karısına bile lafı geçiremeyen adamlar. Gelir burada boş boş konuşur. Biz de güler geçeriz. Şöyle bakın bala. Bu balı o çöplükte, çöplük dediği yerde bile bulamaz. Orijinal bal. Ha, şuna balın güzelliğine bakalım. Kemer yeriydi bu. Kesmiştim. Güvelenmişti. Hatta geçen videoda söylemiştim. Şöyle yığayım. Hepsini vereceğim. Hatta poşette kaçıp poşetin içinde de var. Şöyle göstereyim. Poşetin şuraları ballı. Bakın akmış. Poşeti de katacağım. Onu da yalasınlar. Poşeti ertesi gün alırız zaten. Evet. Evet şöyle görün. Full bal ya. Böyle bir şey olamaz. Bu tarafında güveleme varmış ama güveleme var mı ama güve dondu. Yani buzlukta olduğu için artık güvenin bir zararı yok araya. Şöyle onu da şöyle koyalım. Müthiş oldu. Müthiş müthiş besleme oldu bu. Bu arı var ya, yılbaşına kadar katı bulur Allah'ın izniyle. Siz de beğeni atın. Yorum atın. Daha çok kişinin önüne çıksın. Acemi arıcılar görsün. Böyle çöplük balları varsa versin arılarına, yedirsinler. Hiç sıkıntı değil. Ah şu bala bak. Bu orijinal balı o çöplük diyen bulamaz. Gelse şunu yalayayım dese yalatmam yani. Arı yalasın daha iyi. Öyle adamlar, boş adamlar. Şöyle koyalım. Ona söylüyorum. İnşallah bir daha yorum yapar aşağı. Çöplük desin gelsin.
O balı da yalarlar. Poşeti sonra çırparız. Sıkıntı değil. Şimdi kek vereceğim. Kek maşallah altından daha fazla değer görüyor bizim ülkede. 20'yi almıştım ilk verdiğimde. 25'i aldım geçen. En son aldığımda 30'u aldım. Bu hafta da gitsem belki 35'i görmüştü. Belki daha da fazla. İnternetten araştıracağım. İnternetten getirtmeyi düşünüyorum. Belki biraz daha ucuz olur. Yani toplamda 23 arı falan var. Börmelerle falan. Ya onlar için kek yapmaya değmez, uğraşmaya değmez. Aslında akide şekeri yaparım. Belki onun da bir videosunu çeker atarım. Akide şekeri yapımı. O biraz sıkıntılı bir iş. Onu çekip atmak. Evi batırmamız lazım yani. O zaman onu da göstermiş olurum. Belki videosunu yaparım ileride. O da arı için çok güzel bir kaynak. Evet arkadaşlar. Şu an kek vereceğim bir de. Evet arkadaşlar, şöyle bir görsen, şölen yaptık yine. Evet. Şimdi soruyorlar, diyorlar ki bozulur mu, akar mı? Yani akar diyorlar, bozulur diyorlar falan filan. Arkadaşlar arı güçlü. 2 saat sonra hemen hemen bir şey kalmaz. Sabaha zaten hiçbir şey kalmaz. Hatta sabah kısa bir video çekeceğim, atacağım. Sabah göreceksiniz ne kadar kaldığını. Yani bugünün sabahını Allah kısmet ederse yarın sabah inşallah. Ya bugün tarih ne? Belki bu videoyu yarın atarım. Olsun, ben kısa videoyu yine yarın paylaşırım. Videoyu da o günün akşamına falan paylaşırım. Bugün herhalde ayın ikisi olması lazım ama tam bilmiyorum şu an. Aklımda değil. Bugün pazartesi işte. Ekim'in ilk pazartesi yani. Şimdi bir de şerbet vereceğiz. Sabaha kalmaz yani, güçlü arı güçlüyse alır bu şekilde. Hepsi bir anda beslenir yani. Şimdi tabii ki kış olsa ne yaparım? Kekin ortasını delerim ufak bir yer, ya da baş tarafından açarım. Girip alırlar. Sırayla tüketirler. Ama böyle şu an görsel şölen oldu. Hatta biraz sonra, şöyle bir saat sonra falan gelip bir video daha çekeceğim. Üzerindeki arıyı göreceksiniz. Kısmet olursa. Şimdi bal burada. Çondurlar zaten. Şurada poşet, bakın poşetin oraya yığılmışlar. Sabah tertemiz olur. Şerbet olmazsa olmaz. Acemi arıcılar. Bunlar size referans olsun. İzleyin. Arıları böyle besleyin. Evet. Şerbetimiz de tamam. Dediğim gibi zaten biraz sonra akşam olacak. Şöyle bir saat, iki saat sonra. O zamana zaten hava soğuyor biraz daha. Akmaz yani. Sıkıntı olmaz. Böyle beslenecekler. Şu çıtayı da çırpacağım. Evet, üstüne çırptım. Bu çıtayı alacağım. Görüyorsunuz biraz. Kızdılar bana. Evet. Arıya stok yaptırıyorum şu an. Balla stok yapıyor. Buradaki de bire birden fazla şeker verdim. Kek. Bunlar da yavrular için. Her türlü beslemeyi yapıyoruz arıya. Görüyorsunuz bal nasıl yiyorlar. En önemli şey bal zaten. Şurada da eşek arısı var. Şimdi içine düşecek bakın. Evet, şurada uçup duruyor. Bir tane vursam. Evet, neyse. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Daha çok kişinin önüne çıkar sayfa. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Birkaç gün sonra bir konu var. Onunla ilgili video atacağım. Önemli. Önemli yani, önemli dediğim acemi arıcılar için çok önemli. Nasıl bal yaptıracağız falan. Bana göre çok önemli. Size göre de önemli olur diye düşünüyorum. Takipte kalın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Şurada ne güzel balı yiyorlar. Müthiş. Şurada da bakın. Yarım saate bir şey kalmaz. Zaten şurada bakın. Hemen üstüne çıktılar.
Evet. Biraz sonra orada ışık almaz. Çok güzel bir görsel. Oturup izleyesin var böyle yani. Evet, maşallah, yazmayı unutmayın. Destekleriniz önemli dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Adana'dan herkese selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun arkadaşlar.